matematik yazısı nasıl çalışacağım? Aynen, şimdi sana onu anlatacağım. Matematik yazısı nasıl çalışacağım? Çok önemli hocam. En önemli yazısı matematik yazısı. Evet, doğru. Gerçekten de birazcık kredisi yüksek ve önem verdiği öğretmenlerin de, ailelerin de, hatta senin de önem vermen gereken. Aynen hocam ya. Peki ilk başta yapmamız gereken şey, konu listesini hazırlayacağız sonucum. Yani matematik dersimizde hangi konular çıkacak, hangi yazılımızda hangi konular çıkacak, teker teker yazacağız bunları. Öğretmenimize öğrenebiliriz veya kendimiz çıkartabiliriz. Zaten bellidir, geldiğiniz yere kadar der ya hoca. Evet. İlk baştan itibaren işlediğiniz konuları, işte çarpanlar, katlar, işte üstü sayılar, köküsü, bunların hepsini teker teker yazıyorsun. Hangi sınıftaysan ona göre yazıyorsun. Sonrasında Tonguç'um bu konuların yanlarına yıldızlar atıyorsun. Mesela bir yıldız olan konu alt düzeyde. Oo. Ama üç yıldız olan konu çok çok önemli bir konu. İki yıldız olan konu orta düzeyde önemli bir konu. Bunları belirledikten sonra hatta zorluk seviyelerine göre de ayarlayabilirsin. Mesela zor konular birazcık daha önemli konular yerine geçebilirler. Peki sonrasında kısa konu özet tekrar yapmamız gerekiyor. Matematikte öyle uzun böyle konu çalışmalarına falan filan gerek yok. Kısa konu özet tekrar yaparaktan, notlarımıza göz ataraktan, örnek soru ve çözümlere bakaraktan, hocanın vurguladığı yerleri hatırlayarak, burası çıkar diyor hocalarımız. İlk başta konu çalışmasını yapacağız ama kısa özet konu çalışması. Sonrasında Tonguç Erhan Bey, tabii ki matematikte en önemli şey soru çözümü. İşte bu listelediğin şeyler var ya, konular vardı ya Tonguç Erhan Bey. Evet hocam. Bunların yanlarına tabii ki yıldızlara göre de değişecek şekilde. Çünkü yıldızlar aslında o konunun önemini gösteriyor. Ve buna göre de mesela bu 3 yıldız, o zaman 50 soru, daha fazla soru çözeyim. Bu az yıldızlar mesela, o zaman 20 soru çözeyim. Bu şekilde soru sayısını da yazaraktan soru hedeflerini belirleyeceksin ve bu soru çözeceğin soru belli olacak yani. Aynen, soruların hedeflerini belirleyip yardımcı kaynaklarından, elindeki kaynaklardan, işte Tonguç'un kaynaklarından ve benzeri çözmeye başlayacaksın ve sonrasında Tonguç Erhan Bey, en önemli şeylerden bir tanesi söylüyorum. Hatalarını, eksiklerini asla ve asla atlamadan, video çözümüyse kitabın video çözümünden mutlaka öğrenerekten, hocana soraraktan ve hani bir şekilde arkadaşıma sorarım, yanlış yaptığın şeyi öğrenerekten ilerlemen gerekiyor Tonguç'um. Ve çok önemli bir tüyo da MEP kitabı. MEP kitabında ünite sonu değerlendirme soruları var Tonguç'um ve kitabın ünitelerin içinde de ara sorular var. Bunların hepsi gerçekten bizim için çok hayati, çünkü öğretmenlerimizin bir kısmı gerçekten soruları direkt oradan alabiliyor. Dolayısıyla çok önemli bu konulara göz atman, aynı zamanda MEP kitabındaki konulara göz atman ve örnek soruları da, hani örnek ve çözüm yazıyor ya, örnek ve beceri çözüm temelli sorular yayınladılar. Anlaman çok önemli Tonguç Erhan Bey'im. Tebrik ediyorum seni. Onlara da çalışman çok önemli tabii ki. Geldik peki dev birinci yazı nedir? Bu ne hocam ya? Bak Tonguç, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve ana kanal YouTube kanallarımıza biz 8 tane iPhone veriyoruz. Bunu kaçırmamanı diliyorum senden. Mutlaka. Ne yapacağım hocam? Nasıl katılacağım? Hatta 120 tane de kırtasiye seti veriyoruz Tonguç Erhan Bey'im. Çekiliş şansın artsın diye. Nasıl katılacaksın? Çok basit. Sınıfın kanalına ve Tonguç Akademi'nin ana kanalına, YouTube kanalına abone oluyorsun Tonguç'um. Sonra? Yazılıları Tonguç'la etiketiyle abone ettiğin iki arkadaşın da, kanallarımıza herhangi bir tanesine abone ettiğin iki arkadaşın da adını yorum olarak yazıyorsun. Nereye yazacağım hocam yorumu? Hemen bu videonun altına yazabilirsin. Olsa diğer yazılı videoların altına yazabilirsin. Hiç fark etmez. Biz bunu zaten hashtag'den bulabiliyoruz. Hiç merak etme. Ve çekti işte çok yakın tarihte. Ama şimdi senin yapman gereken ödülü soruyu yapıp yorumları yollamak. Hadi bakalım şimdiden yazılarına başarılar.